selamu ala Resulü Muhammed ve ala aleyhi ashabi ecmain. Kıymetli mensupları, değerli sağlık camiası ve değerli katılımcılar. Türkiye'den Gazze'ye giden ilk doktor olan Taner Kamacı, Türkiye'ye dönmüş bulunmaktadır. Doktor Taner, hayatını riske ederek kardeşlerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için 2 hafta Gazze'de çok önemli cerrahi operasyonlara imza attı. Bu çalışmasının Allah nezdinde kabul edilmesini niyaz ediyoruz. Amin. Doktor Taner Gazze'den bizlere birçok mesaj gönderdi. Şu anda olduğu gibi açıkçası, şu anda yanımızda bütün mesajlarını söyledi. Aslında bu bildirinin özetini yapmış oldu. Ama biz oradayken mesajlaştığımızda birkaç vurguladığı mesajı buradan sizinle paylaşmak istiyorum. 1. Gazze'de ilk yapılması gereken insani yardım çalışması değil, savaşı durdurarak rasyonel adımların atılmasıdır. Çünkü bir kişinin saniyeler içerisinde fırlattığı bir bombanın yol açtığı hasarı onlarca hekim bir araya gelerek günlerce onaramamaktadır. Bu nedenle savaşın durdurulması elzemdir. 2. Her meslek grubundan Gazze'ye gitmek isteyen binlerce gönüllü bulunmaktadır. Ancak öncelikli olarak sağlık çalışanlar ihtiyaç bulunmakta. Bu nedenle gönüllü hekim ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye gitmesi için yapılan çalışmalar kapsamında resmi kurumlara izin başvuruları yapılmıştır. Bu izinlerin bir an önce onaylanmasıyla ilgili bakanlıklardan talep ediyoruz. Bir an önce kardeşlerimizin yaralarına biraz olsun merhem olmak istiyoruz. Hem bugün hem geçmişte biz birçok dernekle birlikte, en başta Sağlık Medeniyet, Uluslararası Doktorlar Derneği gibi sağlık dernekleri adına hem bakanlığa, Sağlık Bakanlığı'na, hem Dışişleri Bakanlığı'na, hem bütün organizasyonlara gitmek istediğimizi defalarca dile getirdik. Ama biraz önce Taner kardeşimizin de ifade ettiği gibi oralarda yüzlerce hekim var. Malezya'dan var, Filipinler'den var, Endonezya'dan var, Amerika'dan var, Avrupa'dan var, gayrimüslim var, inanmayan var, Müslüman var ama Türkiye'den hekim yok maalesef. Üçüncü olarak insani yardımlar konusunda halk elinden geleni yapsa da yardımların Gazze'ye ulaşması için diplomatik kanallar mutlaka devreye girmelidir. Bu konuda Mısır, ABD ve Soykırım devleti olan İsrail'e karşı uluslararası arenada diğer devletlerin çabalarına destek verilmelidir. İnsani yardımların ulaşması için gereken tüm çabalar sarf edilmelidir. İslam dünyasının hiçbir ülke bir çaba göstermiyor deyip soykırımı seyretmek yerine İslam ümmetinin en çok güvendiği Türkiye'nin soykırımcı İsrail'e karşı somut adımlar atması beklenmektedir. İslam ülkeleri içerisinde öncü olmak en çok Türkiye'ye yakışacaktır. Türkiye'nin bunu yapacak gücü, kudreti ve lider kadrosunun olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle İsrail'e karşı yaptırımların bir an önce başlatılması, Türkiye'den İsrail'e yapılan ticarete son verilmesini talep ediyoruz. Yıllar sonra çocuklarımıza bir utanç hikayesi değil, bir kahramanlık hikayesi anlatmak istiyoruz. 5. olarak, İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaştırılması yönünde çabalar harcanması ve dünyaya ne kadar vahşi devlet olduğunu anlatılması gerekmektedir. İsrail'in öne sürdüğü dini argümanlar sadece Müslümanları ilgilendirmemekte, dünya üzerinde Yahudi olanlar dışında tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Bugün Gazze'de Müslümanlara yapılanlar, yarın başka Müslümanlara, daha sonrasında Müslüman, Hristiyan demeden tüm dünyaya yapılacaktır. Buna emin olabilirsiniz. 6. olarak, İsrail'e karşı hasmane söylemlerden ziyade eylem görmek istiyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz bu süreçte en çok Türkiye'den yardım beklemektedir. Biraz önce Taner kardeşimizin de dediği gibi hem tarihsel birlikteliğimiz hem dinsel birlikteliğimizden dolayı biz en çok Gazze'ye yakışan halkız. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak, aynı zamanda Osmanlı'da aynı toprağı paylaşan kardeşler olarak ve aynı dine inanan Müslümanlar olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Sadece hamaset değil, bunu eyleme dökmek, bunu fiili olarak göstermek istiyoruz. Aylardır Gazze'de kardeşlerimiz acı ve yıkımla karşı karşıyayken, dünyada tüm zulüm,
yapıları ve bütün unsurlarla birlikte hiyerarşik bir zulüm oluşmuşken bizler de imanımızın zerrelerimizin her boyutuyla imanımızın hücrelerimize nüfuz ettiği tüm unsurlarıyla bu katliamı lanetliyoruz. Bu yıkımı lanetliyoruz. Ve inşallah dileğimiz odur ki en kısa zamanda Gazze'deki kardeşlerimizin acısı son bulur. Evet, Taner hocamız bahsetti. Orada en fazla gönül kırıklığına muhatap olan ülke Türkiye. En fazla Türkiye'den yana bir gönül kırıklığı var. Demek ki en fazla sorunu ihmal eden Türkiye'dir. Ya da en fazla sorunu ihmal eden ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Bu vesileyle biz ticaretin devam ediyor olmasını hepimizin alnında bir utanç vesikası olarak addediyoruz. Ve bu anlamda artık bu utancın dışına çıkarak, izzeti kuşanarak Gazze'li kardeşlerimizin yarasını hafifletecek ve onların yaralarını onaracak imkana ve imana tekrar sahip çıkarak vazifemizin bir hakkın yerine getirme hususundaki çabamızı biriktirmemiz lazım. O çabaya ulaşmamız lazım. Ben olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha ma'as-salavat.